Keşke sağlığında daha çok istifade edilseydi ilminden, bilgilerinden, malumatından herkes faydalansaydı. Fakat maalesef değerlerimiz elden çıkmadan kıymeti takdir edilemiyor. Özellikle bu değerlerimiz insan değerlerimiz olursa bu konuda daha da kıymet bilmeyen alimine, hocasına, üstadına, fikir adamına, ilim adamına değer vermeyen bir toplum olmakta gün be gün artış kaydediyoruz. Alimin ölümü, mevtül alim ke mevtül alem, alimin ölümü, alemin ölümü. Alem ne demek? Cihan demek. Bütün kainat ölmüş gibi demek. Bir alimin ölümüyle İslam'da bir gedik açılır ki bir daha kıyamete kadar o gedik kapanmaz. Hakikaten İslam binamızda, Ehl-i Sünnet camiamızda, kendi camiamızda büyük bir kayıpla karşı karşıyayız. Bayram Ali Hoca Efendi kadar ilim aşığı, ulema hayranı, dünyanın neresinde bir alim varsa ölü veya diri ondan haberdar olan, nerede bir kitap tab edilmişse, neşredilmişse, hangi kütüphanede bir kitap varsa ondan haberdar olan, onun farkında olan, onun bahsettiği konudan, içerdiği muhtevadan haberdar olan, agah olan ve illa o esere nasıl ulaşırım, nasıl okurum, nasıl amel ederim diye dertli olan ve bu derdini maddeten ve manen bütün imkanlarını seferber ederek dermana kavuşturmaya çalışan bir hoca efendi, ben tabii ki yaşım çok ileri değil ama yaşadığım dönemlerde böyle bir hoca efendiye şahit olmadım. Bayram Ali Öztürk Hoca Efendi, ilme ve kitaplara çok değer veriyor ve onlara bir insan gibi muamele ediyordu. İlim merağı olan, kitap merağı olan çok insanlar tanıdım ama hakikaten aşık denecek derecede. İlim aşığı, ulema aşığı, kitap aşığı, evliya aşığı denecek derecede. Yani lafta aşık değil, icraatta aşık. Yani parasını, varını, yoğunu, sağlığını, sıhhatini, uykusunu, keyfini, zevkini, istirahatini, dünya imkanlarını seve seve, kolaylıkla, cömertçe feda edecek şekilde bu uğurda sarf edecek bir alim görmedim. Ben görmedim. Olabilir. Onun için Allah Teala Hazretleri bizleri ecrinden mahrum etmesin, arkasından fitneye düşürmesin, ilim yolundan, kitap aşkından mahrum etmesin. Bayram Efendi hocamız bizim adımıza da, ben hapisteyken de mübarek geldi hapishaneye ziyaret ettiğinde, ya kitaplar geldi, ben ümitsizim, ne zaman ne kadar çıkarım, ne kadar yatarım çıkarım da bilmiyorum. Zaten bana o zaman ta ceza kesilmediği için süresi de bilinmiyordu. Yine o hem beni teselli etti, ne hadisler ne ayetler, ayakta böyle küçük bir pencereden görüşüyorduk. Yarım saat kadar durabildi. O arada yani en dertli günümde, en sıkıntılı anımda hakikaten tesliyet ehlil mesahip kabilinden başına bela gelenleri teselli babında varid olan hadis-i şerifleri öyle sıraladı ki arka arkaya, yani benim diyen vaiz, hatip, hoca, alim, allame peş peşe o hadisleri cem edemeyebilir. Zaten mübarek insanın öyle bir melekesi, öyle bir kabiliyeti, öyle bir hafızası, zakiresi vardı ki, yani onun ezberinde olan kitap ismi, onun ezberinde olan musannif ve müellif ismi, artık ben bilmiyorum kaç tane alimde, dünyada şu anda yaşayan kaç kişide o derece o ilmi kayıtlar hafızasında her an kitaba bakmadan ayaküstü laf lafı açtığında bir saat, iki saat, üç saat sürecek şekilde hiç nefes almadan efendim sıralayabilecek bir ilim kimde kalmıştır? Onu da bilemiyorum. Latifeli, efendim ilmi, konuşmaları gerçekçi, isabetli, muvaffakatli fakat boş konuşma yok, fuzuli laf yok, güldüreyim, dinleteyim diye bir şey yok. Her dakika efendim ilim, 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 amel, ihlas. Son zamanlarında tamamen zikir üzere ve ibadete gark olduğu,
sabahlara kadar gittiği misafir olduğu yerlerde yatağa girmediği, bahçede sıcak zamanda bahçede sabaha kadar sandalye üzerinde zikir ve ders üzere meşgul olduğu, yani hakikaten ben kendisini çok seneler evvelde tanırım. 20-25 sene kadar bir tanıştığımız var ama son senelerde Üstadımız Hacı Mahmud Efendi Hazretleri'nin çok iltifatlarına mazhar olmuş, mektubatçı vasfını alma şerefine nail olmuş, İmam Rabbani Hazretleri'nin mektubatını hazmetmiş, okumuş, okutmuş, anlatmış, dinletmiş. Üstadımızın huzurunda senelerce mektubat okuma şerefine nail olmuş. Ondan sonra manevi yolda seyri sülük vazifelerini itmamda ilerlemiş. Efendim gayretli, azimli, azimetli, dertli, İslam ümmetinin derdiyle dertlenmiş. Efendim Filistin davasıdır, Çeçenistan davasıdır, Doğu Türkistan davasıdır. Hangi bir Müslüman zulme uğramış, eziyete uğramış, onun derdini içinde hissetmiş, acısını hissetmiş, bu yüzden uykusunu kaçırabilmiş, keyfini kaçırabilmiş, iştahını kaçırabilmiş, yemeden içmeden, ailesinden, eşinden, dostundan bile muhabbetten, sohbetten geri durabilmiş, yani Müslümanların derdiyle dertlenen gerçek bir Müslüman olma, gerçek bir alim olmaktan da öte bir de gerçek Müslüman olma vasfına nail olmuş, büyük insan. Büyük şehit, tabii ki bu kadar çocukluğundan beri yetim olarak büyümüş, çocukluğundan bugüne kadar yaşadığı, efendim geçen seneye kadar, şehadet gününe kadar bütün ömrü hayatını bil fiil, malıyla, canıyla ilim tahsili, kitap temini, ilmin ve davetin neşri, ehli sünnetin müdafası, ehli batılın mücadelesi uğrunda harcayabilmiş, parmakla gösterilecek bir alim. Yani çok alimlerden biri de bile diyemiyorum. Parmakla gösterilecek bir alim.